5 minik kardeşi hayattan koparan yangın faciasında itfaiye raporu ortaya çıktı. E, yangının neden olduğu hususunda rapor çok önemli. İzleyelim detayları sonra konuklarımla konuşacağız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Nefes, peri, aslan, masal bulut. 5 minik kardeş, 5 minicik can. Hepsi aynı gün ihmal kurbanı oldu. Alevlerin arasından 5'inin de cansız bedeni çıkarıldı. Kardeşlerin acı ölümüne ilişkin itfaiye raporu çıktı. Telafisi olmayan o ihmal bir kez daha gözler önüne serildi. Biz gittik, hepsi üst üste ölmüşler. Kadın yoktur evde. Kadın zaten gitmeyi zaman bir gelmeye bilmiyordur. 11 Kasım günü İzmir'in Selçuk ilçesinden geldi acı haber. Anne Melisa Akcan 5 çocuğunu evde bırakıp hurda toplamaya gitti. Çocuklar üşümesin diye de elektrikli sobayı fişe taktı. Kardeşlerin en küçüğü 1, en büyüğü ise daha 5 yaşındaydı. kitlemiş zaten. Kilitlemeseydi çocuklar hep dışarıdan. Ben bazen 5'ten işe gidiyorum çocuklar dışarıdaydı. Bir süre sonra soba devrildi. Evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede her yeri sardı. 5 kardeş dumanın arasında kaldı yangın söndürüldü ancak nefes peri aslan Masal ve bulut için artık çok geçti. O çocukların suçu yok. Çok acı o çocukları hep aç. Dünyanın yüzü görmedi o çocuklar. Et 24 saat içeride. Kapı kilitliydi. Evden çıkarılan 5 bebekten 3'ü zehirlenerek hayatını kaybetti. İkisi de kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 5 bebeğin yürek yakan ölümü göz göre göre geldi. Sadece komşular değil amca da anneyi suçladı. Gece vurdacık olur mu? Yani gece ne gün hurdacı ol başındaki e, ne kadar sahip çıkıyor çıkmıyor göremiyoruz tabii. Çocukların babası da cezaevindeydi. O ev daha önce de alevlere teslim olmuş her defasında felaket önlenmişti. Maddi durumları ya, ya de yardım ediyor biz de yardım ediyoruz yani gerekeni yapıyorduk yani. 27 yaşındaki anne Melisa Akçan olayın ardından sinir krizi geçirdi. Önce hastaneye götürüldü sonra da gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakıldı. 5 kardeşin cenazesi bir gün sonra yan yana toprağa verildi yangına ilişkin itfaiye raporu ortaya çıktı. 5 can alan ihmal bir kez daha gözler önüne serildi. Uzatma kablosuyla prize takılı ve çalışır vaziyetteki elektrikli sobanın herhangi bir sebepten dolayı devrilip yerdeki halıyı tutuşturduğu ardından da alevlerin laminat parkeye ulaştığı belirtildi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Halis Hoca ile başlayalım. Raporun detaylarıyla bitti haber. Halis Hoca'ya soralım. Uzatma kablosuyla Fişe takılı bırakılmış bir elektrikli soba devriliyor. Sonrasında da parkelerden çok hızlı bir şekilde tutuşuyor. Hocam ne dersiniz? Gerçekten söyleyecek sözün tükendiği bir nokta gibi duruyor. Daha bir gün önce 20 Kasım Çocuk Hakları Günü'nü kutladık. Türkiye'de bu Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni ilk imzalayan ülkelerden birisi. Ve burada bir çocuk ihmali var Cansu Hanım. Yani çocuk ihmali dediğimiz bir çocuk istismarı türüyle karşı karşıyayız. Eğitim, sağlık, barınma gibi çocuğun temel ihtiyaçlarının aile tarafından karşılanması gerekiyor. Aile bunu yapamıyorsa devletimizin bunu yapması gerekiyor. Yani burada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na büyük görev düşüyor. Zaten 18 kez sosyal hizmet uzmanları da gitmişler, burada inceleme yapmışlar. Böyle bir ortamda, işte görüntülerde de görüyorsunuz. Çocukların bulunması, burada sağlıklı yaşamaları, barınmaları eğitim almaları çünkü eğitim artık sadece ilkokul, ortaokul, lise şeklinde, üniversite şeklinde değil. Ee, ana sınıfından da başlayan bir <laughs> eğitim süreci. Kreş'ten başlayan bir eğitim sürecinden bahsediyoruz. E bu çocukların orada olmaması gerekiyordu. Yani benim temel şeyim bunun bir çocuk istismarı olduğu ve çocuk ihmali olduğu çok açık. Pekala Zafer Bey'e de sormak istiyorum aynı konuyu. Şimdi ülkemizde benim en çok içimi üzen şeylerden bir tanesi şu bir dramatik olay yaşanıyor ve bu sebeple oldu anne suçlu bu sebeple oldu işte devlet suçlu bu yani sürekli hangi sebeple olduğunun tartışıp herkes böyle sanki bir yanan top onu öbürünün kucağına atıyor gibi hissediyorum ben bunu 360 derece soruyorum buna ne yapılır ceza mı gelecek aileden yasalar ee, çocuğu alma diyor ama Halis hocamın altın çizdiği çok önemli bir şey var bir ihmal suçu da en ağır istismar suçlarından biridir. Yani bakın böyle bir ihmal, annenin ihmali varsa hukuksal olarak rapor zannediyorum ki onu gösteriyor bir noktada. Tek başına bırakılmış. Ee, böyle bir e, ihmal suçu işleyenlerden çocukların alınması mı? Nedir bu? Bunu nasıl Şimdi, çözeceğiz? Hukuksal olarak da merak ediyorum. Şöyle söyleyeyim. E, baba tutuklu zaten. Evet. Anne adli kontrol almış. 18 kez denetime geliniyor. Denetime geliniyor. O Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın idari bir süreci yani geliyor. Anne bağımlı bir taraftan ee, şimdi her türlü Yani çocukların çok olumsuz şartlarda yaşadığı zaten kesin. E şimdi 5 yaşına kadar olan 5 tane çocuk e, elektrikli sobalı bir ortamda bırakılırsa e, tabi burada bir taksir gündeme geliyor. Yani hatalarından veya önlenebilir bir Olayı önlemedikleri için, düşünmedikleri için aileye de zaten taksirle öldürmeden soruşturma açılmış. Baba tutuklanmış. Anne Anne ceza alır mı? Şimdi orada şöyle bir durum var. Şimdi taksirle öldürmenin 2 yıldan 6 yıla hapis cezası e, var. Ama burada birden fazla kişi olduğu için daha da artacak bu süreç ama e, taksir hükmünün TCK'da e, 6. fıkrasında şöyle bir durum var. Eğer diyor yaşanan kayıp aileyi mağdur ediyorsa... Yani öne görüyorum bir kişi çocuğunu kaybetmesi kimse istemez tabii. Yani böyle bir kazayla da bu kayıp eğer anne babaya veya aile bir şekilde çok ağır bir şekilde mağdur etmişse cezada verilmeyebilir diyor. Yani onu artık tabii mahkeme takdir edecek ama burada tabii büyük bir ihmal var ve 5 can söz konusu. Burayı değerlendirir mi mahkeme bu maddeden dolayı ceza vermez mi bilmiyorum. Ama e, yani genelde bu işte kişinin Mesela çocuğuyla karıştı trafik kazası gibi düşünün. Ben araç sürüyorum. Yanımda çocuğumla var. Trafik kazasında çocuğum yaralandı veya öldü. Taksirle öldürme oluyor. Burada tabii ki bana ceza verilmiyor bu maddeye dayanarak ama burada biraz o ihmal sanki boyutu biraz daha yüksek gibi. O yüzden hani hakim öyle değerlendireceğini düşünmüyorum ben ama tabii dosyaya bakmak lazım. Evet. Bir ceza alacaktır. Babanın ee, abisiydi galiba. Amcanın bir röportajı vardı. Çocuklar işte ağaç yüzü görmemişler. Ağacın rengini bilmez eve gelen gidenin e haddi hesabı yoktu maalesef zararlı madde kullanımından kaynaklı olarak çocukları da vermiyorlardı. E, ama işte biz de uyarıyorduk. Bize de saldırıyorlardı. Ben bu tarz olaylarda herkesin bizler dahil işte biz gördüğümüz, duyduğumuz her olaya yetişmeye çalışıyoruz. Bunun bir örneğini ilerleyen dakikalarda sonuç veren bir haberi aktarıyor olacağım. Herkesin taşın altına elini koyması lazım. Yani komşular akrabalar dev 18 kere gel denetim yapılmadı mı? Ben uyardım kardeşim deyip kenara çekilmemeliyiz. Yani, yani insanlığımız bir... bu fazla da olmamalı. İdari soruşturmasında yürütülmesi lazım. Neden 18 kere gidildi de herhangi bir işlem yapılmadı diye? Eve girmediniz mi hiç? Yani, yani bazen biz görüyoruz çocuk bile annesinin şikayet etse hemen çocuğu alıyorlar yurda yerleştiriyorlar. Bunlar da yapılabilirdi. Evet. Yani Bir de mesela 2024 yılında doğalgaz olmaması da çok acı bir durum. Yani soba eğer tercih değilse yani insanların artık 2024 yılında doğalgazlı evlerde yaşaması lazım. Peki. Öyle olanlar da çok oluyor zaten. O da başka bir konu başlıyor. Süren evet. bittiği için e, Yok, önemli tamam. ama başka bir konuda e, detaylandırırız bu başlığı da. Çok teşekkür ediyorum teşekkür Zafer Demirci bizlerle birlikteydiniz. Kıymetli hocam teşekkür ediyorum. Adeti tıp uzmanı Prof. Dr. Halis Bokgöz, Zafer Bey de eski emniyet amiri ve avukat. Devam edelim efendim.